Evet, hazırız herhalde. Çok değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum ve hepinize sağlık diliyorum öncelikle. Dün kimi taleplerde bulunmuştuk. Türkiye'nin şu anda güncel olarak en sıcak sorunu yurt kredi ve burs meselesi. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde aileler ve öğrenciler adeta bunalım geçiriyor. Büyük endişe ve kaygılı bir süreç yaşıyorlar. Çok net tekrar söylüyorum. Türkiye'nin bu öğretim yılı için, bu eğitim öğretim yılı için mutlaka ve mutlaka tüm kamu misafirhanelerini, tüm kamu sosyal tesislerini öğrencilerimize tahsis etme mecburiyeti vardır. Bu çağrımı yineliyorum ve somutlaştırıyorum. Öğretmen evleri, hakim evleri, polis evleri, ordu evleri, İller Bankası misafirhanesi, Devlet Su İşleri misafirhanesi, Karayolları misafirhaneleri, Tedaşın, Yedaş'ın misafirhaneleri ne varsa tümünün %70-80 kapasitesinin derhal barınma sorunu yaşayan öğrencilere tahsis edilmesini talep ediyoruz. An itibariyle bu sorunu çözecek en doğru yol ve yöntem budur. Öğrencilerimizin çadırda yatmaları bir görsellik değildir. Bir gösteri değildir. Bir darda kalmadır, bir mağduriyettir. Spor Bakanımız açıklama yapmış. Başvuranların şu kadarını yerleştirdik. Spor Bakanı şunu bilmesi lazım. Eğitim Örtün yılının başından geçen altı ay süre sonra bazı öğrenciler zaten üç beş arkadaşıyla anlaşıp eve çıkan oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yurt sorunu her zaman eğitim öğretim yılının başladığı aydan itibaren beş ay süreyle, dört ay süreyle çok kritiktir, çok sıkıntılıdır. Şu kadar yerleştirdik, konuşmayacak. Şu anda Türkiye'de 81 vilayette neredeyse yurt sorunu yaşayan On binlerce insan var, öğrencimiz var, evladımız var ve bu sorunun acilen çözülmesi lazım. Bütün sosyal tesisleri, kamu misafirhanelerini derhal öğrencilerimize tahsis edin kardeşim. Yoksa başınız ağrır. Yoksa çocuklarımız ve aileleri sıkıntı ve ızdırap çekmeye devam edecek. Devletin bunu yapmaya hakkı yok. Şimdi sabah evden meclise gelirken bir telefon aldım. Bir veliden bir telefon aldım. Çocukcağız genç kardeşimiz 20 bin 20.500 lira kredi kullanmış. 2018'in sonuna kadar kullanmış. Hiçbir sosyal güvenlik kurumuyla bağlantısı ve ilişkisi yok. Yani işe girememiş. Şimdi çocuğa diyorlar ki 34 bin lira ödeyecek. Nereden ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Biraz sonra değineceğim. Büyük holdinglerin medya sahiplerinin milyar dolarlık kredilerini oturup erteliyorsun. 34 bin lira. Çocuk işe girememiş Sayın Cumhurbaşkanı. Çocuğun bir sosyal güvenlik kurumuyla ilişkisi yok. 45 liracık nerede, 650 lira nerede demesini biliyorsun. Onu da söyledik. Senden önce Kredi Yurtlar Kurumu'ndan 45 lira burs alan öğrenci bir çeyrek altın alabiliyordu. O kadar para ediyordu bu. Şimdi üstüne 200 lira koyması lazım senin verdiğin para. Daha başka bir tablo söyleyeyim. Bir öğrencimiz geçen yıl okul kazandı. Kredi talep etti. Kredisi çıktı. Toplam 5 yılda KYK bu yavrumuza 39 bin lira aylık para ödeyecek. 650-650. Peki ne yapmış dersiniz? Ödeyeceğim para 39 bin lira. Öğrencinin velisinden 58 bin liralık senet almış. Sonra da beyefendi caka satıyor. Sen öğrencilere tefeci faizi uyguluyorsun. Ondan sonra da iyi şeyler yaptık diye, güya iyi şeyler yaptık diye konuşuyorsun. Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin önemli bir yurt sorunu vardır. Erdoğan buna daha fazla gözlerini kapatamaz. Etrafının Erdoğan'a yanlış bilgi verdiğini müteahhit defalar söyledim. Şimdi spor bakanı her şey yolunda diyor. Ve Erdoğan da çıkıp burada büyütülecek bir şey yok diyor. Sonra Sayın Genel Başkanımız bir yıl içinde yurt sorunu çözeceğim dediği zaman nasıl çözeceksin diyor. Yani büyütülecek bir şey yoktu. Abartılacak bir sorun yok diyor yurt konusunda. Var. Hem sorun yok diyor. Hem Kılıçdaroğlu'na diyor ki bir senede çözemezsin. Bu ne periz, bu ne lahana turcusu. Erdoğan'ın yönettiği devletten haberi yok. Bu da gayet normal. Başka işlerle meşgul. Bu yüzden ona bir tavsiyem de şu. Etrafındaki kadroya bir çeki düzen versin. Etrafındaki kadro ona yanlış bilgi verirken olan Türkiye'ye oluyor. Olan çocuklarımız oluyor. Efendim şu kadar yurt yaptık bilmem ne. Bunlarla övünmeye gerek yok. Biz yapılan her şey için teşekkür ederiz. Ama ihtiyacın onda biri kadar yurt yaptınız kardeşim. İhtiyacın onda biri kadar. Kendinize yazlık kışlık saray yapacağınıza öğrencilerimize yurt yapaydınız. New York'ta gökdelen e, yaptık diye övüneceğinize ona bir itirazımız şüphesiz yok. Ama önce eve lazım olan da camiye haram denmiştir. Bu bakımdan Türkiye'deki öğrencilerimizin, Türkiye'nin geleceğini teslim edeceğimiz öğrencilerimizin yurt barınma kredi ve burs sorunlarını bir an önce çözülmesini talep ediyoruz. Meclisin açıldığı 1 Ekim itibarıyla da bu konuların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tekrar çağrımı ineliyorum. Bütün sosyal tesisleri, kamu misafirhanelerini öğretmen evinden ordu evine kadar gerekirse bu öğrencilerimize tahsis etmek zorundasınız. Elektrik santralleri, tekel, limanlar, telekom, tüpraş, seka, bankalar, barajlar, madenler, petkim, Sümerbank, Şekerbank, Tank, palet saysam bir saat sayarım. Bu kadar büyük kiti sattılar. Sat sat bitmedi. Yetmedi. Havaalanlarını, yolları, hastaneleri, köprüleri sattılar. Yetmedi. Borca battılar, milleti de borca batırdılar. Velhasıl bir gürcü deyişiyle evlek evlek sattık, böyle böyle battık oldu Türkiye. Nereden çıktı diyebilirsiniz. Beyefendi 19 Haziran 2018'de 24 Haziran 2018 seçimlerinden bir hafta önce milletin karşısına çıktı. Tek adam rejimini savunuyor. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini eee destekliyor ve aday olmuş seçime giriyor. Partili cumhurbaşkanı olmak istiyor ve diyor ki 24'ünde bu kardeşiniz kardeşinize yetkiyi verin. Faizle, şunla, bunla, enflasyonla nasıl uğraşılırmış göreceksiniz diyor. Ya keşke uğraşmasaydı. Keşke hiç bulaşmasaydı, hiç karışmasaydı. Yetkiyi millet verdi. Türkiye evlek evlek sattık böyle böyle battık olmasaydı. Benim vatandaşım halinden memnun dedi. Eğer vatandaş halinden memnunsa gel koy sandığı görelim memnun mu değil mi? Ama benim vatandaşım dediğin 83-84 milyon insanımızın şu anda yeni parayla 1 trilyon 6 milyar TL borcu var. Eski paraya telafi çeviremem bile ben bunu. Yeni parayla bu. Şu anda devletin 2 trilyon 33 milyar TL borcu var. Merkez Bankası rezervlerimiz Erdoğan 118 milyar artı da değil. Seni yine kandırıyorlar. Seni kandırmayan kalmadı zaten. 54 milyar dolar ekside. Git Dürüst samimi iktisatçıları çağır sor sana söylesinler. Bu kardeşinize yetkiyi verin dediğinde yani 19 Haziran 2018'de yani 3 yıl 4 ay önce dolar 4 lira 60 kuruştu. Bu kardeşimize yetkiyi verdik. Dolar 8 lira 60 kuruşu bu kardeşinize yetkiyi verin dediğinde yani 3 yıl 4 ay önce Türkiye'de resmi olarak fiilisi çok fazla 6 milyar altı milyon sekiz yüz altmış dört bin insan işsiz idi. Bu kardeşe yetkiyi verdik. On bir milyon yüz doksan beş bin resmi TÜİK rakamlarına göre işsizimiz var. Bu kardeşimize yetkiyi verin dediğinde Bak bunları faizi enflasyonu nasıl çözeceğim dediğinde Özellikle faizin altını çizmişti Erdoğan Sen bunu istediğinde 3 yıl 4 ay önce faiz Yüzde sekizdi. Aldın yetkiyi Güya bu yüzde 8 faizi aşağı çekecektin Faiz yüzde 19.8 yüzde 20 Gıdada CHP'nin iddiası değil. TÜİK'in iddiası belgesine göre de e, enflasyon yüzde otuzda. Sen bu kardeşinize yetkiyi verin dediğinde Türkiye'nin enflasyonu yüzde on bir nokta dokuzdu. Neredeyse tek haneli rakama geldiydik. Şimdi aldın yetkiyi üç yıl dört ay sonra enflasyon genelde yirmi Gıda da yüzde otuz keşke almayaydım. Ve bu kardeşinize yetkiyi verin dediğinde milli gelirimiz 891 milyar dolar idi. Bu kardeş yetkiyi aldı, milli gelirimiz 717 milyar dolar. Yani 174 milyar dolar milli gelirde azalma var yıllık. Üç yıllık değil, yıllık. Yahu ne yetkiymiş bu ya? Nasıl bu kadar kötüye kullanılabilen, yanlış e, kullanılabilen, uygulanabilen bir yetkiyi bu millet üç yıl, dört ay önce beyefendiye vermiş? Oturup kara kara düşünmemiz lazım. Vallahi bana göre hani biz damat bakanın masallarıyla ilgili çok sözler ettik. Şimdi bugünlerde beyefendi masal konusunda damadı geride bıraktı. Türkiye'yi uçuracaktı, dibe çaktı. Sonuçta yönetemeyen, beceremeyen bir yönetim iktidar savrulan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ve beceriksizliğini örtmek için de muhalefete çamur atan, toplumu kutuplaştıran, toplumu kışkırtan bir cumhurbaşkanıyla karşı karşıyayız. Olmaz. Türkiye bu yükü daha fazla taşıyamaz. Savaş hali yok. Büyük bir kuraklık yok. Yani 780 bin 500 metrekarede gerçekleşmiş bir afet yok. Bir felaket yok ama ekonomik göstergeler felaket ötesi. Beyefendi Amerika'da demiş ki, gençlere sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altındadır. Doğru. Zaten tehdit altında istikbalimiz. Cumhuriyetimizin koruyucusu, gelecek kuşaklarda yücelticisi, yükselticisi Türk gençliğinin haline acaba gerçek anlamda hiç baktın mı bilmiyorum. 2 milyon 805 bin gencin 1 milyon 167 bini resmi olarak işsiz. Diğerleri iş arama gereği bile duymuyor. Yani gençlerimizin yüzde 25'i işsiz. Gençlere sırtını millet dönmüyor, sen dönüyorsun. Gençler çadırda yatıyor, tek kelime etmiyorsun. Büyütülecek bir sorun yok diyorsun. Gençlerimizin yüzde yetmiş altısı bundan sonraki hayatını Türkiye dışında bir ülkede devam ettirmek istiyor, senin haberin yok. Eğitim çağındaki genç nüfusun, yani eğitim çağındaki her yüz gencin, yirmi sekizi ne okulda ne işte, senin bundan da haberin yok. Gençler çalışamıyor okuyamıyor, spor yapamıyor, hatta evlenemiyor. Bundan da haberin yok. Ve sen 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Bu ülkenin gençleri senden gördüğü zulmü Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yaşamadı. Tarihin hiçbir döneminde gençler bu kadar mağdur olmadı. Bu kadar ezilmedi. Bu kadar işsiz kalmadı babasından harçlık isteyip istememe konusunda yüzü kızararak başı yere düşerek mahcup duruma hiç düşmedi. Gençleri işsizlik girdabında boğdun Erdoğan. Sonra da pişkin pişkin ne diyor beyefendi? Gençlere sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altındadır. Çok doğru bir söz. Bir eksikle gençlere sırtını dönen aziz milletimiz değil Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eski Türkiye'de çiftçiler ellerini semaya açardı. Çiftçiler, köylüler. Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylü ellerini semaya açardı. Derdi ki Allah'ım yağmur. Eski Türkiye'de köylüler, çiftçiler ellerini semaya açardı. Derdi ki Allah'ım hasat bolluğu. Eski Türkiye'de çiftçi, köylü bunun için Allah'a yalvarırdı. Yağmur istediği zamanlar olur, Hasat bolluğu için dua ederdi. Şimdiki Türkiye'de çiftçinin elleri yine semada. Şimdiki Türkiye'de çiftçi diyor ki: "Allah'ım, gübre alacak kudret ver. Allah'ım, yem alabilmeme yardım et. Allah'ım, elektriğim kesilmesin." Allah'ım traktörüme, ahırdaki öküzüme haciz gelmesin diye dua ediyor. Çiftçinin geldiği tablo budur. Cenab-ı Allah'tan yağmur isteyen çiftçi, şimdi Cenab-ı Allah'tan ahırdaki öküzüme haciz gelmesin diye, gübre alabileyim diye dua ediyor. Çiftçi bu halde. Ama beyefendiye sorarsanız, millet halinden memnun. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası çiftçiye kredi verir. Güya çiftçinin bankasıdır. Bir çiftçimiz 30 bin lira kredi alır. Hayvan almak için olabilir, iş makinesi almak için olabilir, muhtelif gerek sera yapmak için olabilir, olabilir, olabilir. Çiftçimiz bu krediyi ödeyemediği zaman Ziraat Bankası gider o köye, traktör bulursa traktöre, ahırda inek, öküz, hayvan bulursa hayvana haciz koyar. Bunun örnekleri var, yaşıyoruz bunları. Daha dün televizyonlarda vardı. Aynı Ziraat Bankası, aynı Ziraat Bankası Erdoğan'ın talimatıyla Erdoğan'ın borazanlığını yapmak için televizyon satın alan, gazete satın alan iş adamlarının, iş insanlarına yani Erdoğan'ın borazanlarına kredi verir, geri alamaz. Kredi verir, geri alamaz. Alıyor ödemiyor, alıyor ödemiyor. Üç ay önce ben bu kürsüde dedim ki ey Ziraat Bankası. 750 milyon dolar krediyi verdin Doğan Medya'yı satın aldılar. Ey ticarettir, serbesttir. Bu paralar ödeniyor mu ödenmiyor mu diye dilimizde tüy bitti. Şimdi görüyoruz ki bu beyefendi Ziraat Bankası'ndan sağ doğrusu için kredi almamış ki. Beyefendinin bir buçuk milyar dolar kredisi var, ödememiş. Şimdi yüzü yüzü gelmiş Ziraat Bankası Genel Müdürünün karşısına oturmuş. Bu krediyi yeniden yapılandıralım diyor. Beyefendinin borazanı genel müdürün makamında bacak bacak üstüne açıp bir buçuk milyar TL'ye çevirsen onu. Doları ertele, erteleyeceksin diyor. Öbür tarafta benim gariban köylüm, çiftçim 30 bin lira için traktörünün kontağını açamıyor. 13 milyar. Beyefendi diyor ya, 45 liracık nerede, 650 lira nerede? Erdoğan. 30 bin lira nerede? 13 milyar nerede? 13 milyar Ziraat Bankası'nı tokatlamış adam millete caka satıyor, eller arkasında geziyor. 13 milyar yeni parayla, eski parayla 13 katrilyon 30 bin lira alan ödeyemeyen çiftçi haciz kıskacında. Eğer bu adaletse bu adalet olmaz olsun. Bu adalet olmaz olsun. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Ve biraz dışarıya da değinelim. Amerika'da beyefendi eşiyle, dostuyla, yandaşıyla Diyanet İşleri Başkanımızdan bir takım siyasi partilerin genel başkanlarına kadar meşhur şöhretli köşe yazarlarına kadar, gazete sahiplerine kadar geniş bir kadroyla Amerika'dayız. Ne güzel. Türkiye büyük bir ülke. Elbette dışarıda, dış dünyada en güzel şekilde temsil edilmeli. Hiç itirazım yok. Hiç itirazım yok. Biden'la görüşebilir mi acaba diye çok yazıldı, çizildi. Görüşemedi ama bilmediğimiz şeyler var. Dostum Biden'la tam mütabakat içindeyiz dedi. Çok güzel. Daha önce de dostum Trump derdi biliyorsunuz. Şimdi dostum Biden'la tam mütabakat içindeysem bizim buna bir itirazımız yok da bizim şu dört başlığa itirazımız var. Yıllardır yapılmayan bir şeyi yapan, yani sözde Ermeni soykırımını tanıyan bir Trump'la nasıl, ne ara dost oldun merak ediyorum. Biden'la, özür dilerim. Danışmanlar bu işler için var. Nasıl dost oldun, mutabakat içinde oldun? Sen de mi soykırımı tanıyacaksın Erdoğan? Oraya mı gidiyor iş? Fethullah Gülen terör örgütünün, yani Fethullah Gülen ve örgütü bu meclisi bombaladı. 15 Temmuz destanı diye meclisin önüne kocaman yazı yazdım. Her yere de yazdım. Aradan kaç yıl geçti? Dört yıl, beş yıl. Beş yıl. Beş yıldır Petullah Gülen'i sana vermeyen, koruyan, kollayan dostun Biden'la nasıl bir mütabakata vardın? Petullah Gülen'i istemekten vaz mı geçtin? Onu da merak ediyorum. Ve Suriye sorunu konusunda Türkiye'ye hiçbir şekilde Türkiye'nin tezlerine sıcak bakmayan Amerika Birleşik Devletleri başkanı ile ne ara dost olduğunda tam mütabakat sağladı. Ve milletin kör kuruşunun hesabını sormak bizim borcumuz. F-35 projesinden bizi attılar. Ödenmiş paralarımız var. Almamız gereken uçaklar var. Vermeye de niyetleri yok. Ne ara dostun Biden'la tam bir mütabakat içine girdiğinde F-35 için ödediğimiz paraları feda ettin kardeşim. Çık bunların cevabını ver. Ve yine Amerika'da şöyle bir söz etmiş. Uluslararası toplum Suriye krizinin bir on yıl daha devam etmesine izin veremez. Uluslararası toplum. Suriye krizinin on yıl daha sürmesine izin veremezmiş. Şöyle yapsınlar bence. Tam mütabakat içinde olduğun Biden sana bir gaz versin. Sen gene Türkiye'ye gel. De ki on yıl önce söyledim ama 2012'de söyledim ama işte bir şeyler oldu. Önümüzdeki cuma Emevi camisinde namaz kılacağım de. Yeni bir on yıl kazan. Bence. Ayıptır ya. Sen 2012'de iki haftaya Emevi camiinde namaz kılıyordun. İki haftaya Suriye'yi yerli yeksan ediyordun. Ve geldiğimiz noktada Suriye krizi her geçen gün büyürken 5 milyon Suriyeli de Türkiye'nin sokaklarında, mahallelerinde 84 milyonun huzurunu kaçırmakla meşgul. Gaza geldin Erdoğan, gaza. Umarım ve dilerim ki tam bir mütabakat içinde olduğun dostun Biden'ın da gazına gelme. Türkiye'ye yeni bir felaket yaşatma. Hiç sevmezsin ama İsmet Paşa'nın şu sözüne biraz kulak ver. Ben hata yaptım demiş İsmet Paşa. Nur Gölü'nde yatsın. Ama aynı hatayı iki defa yapmadım demiş senin de bu Biden'la yeni başlayan dostluk muhabbetin Türkiye'ye yeni hatalar, sana yeni hatalar, Türkiye'ye yeni bedeller ödetmesin. Ben sana Suriye ile ilgili yapacaklarını söyleyeyim. Derhal bölgede Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı oluşturmak için girişimlerde bulunacaksın. Bana sorarsan bir de tavsiye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayacaksın. Şu OBIT projenizi bana bir anlatın kardeşim diyeceksin. Oluşursunuz, size anlatır. Ne yapacaksın? Orta Doğu'da <laughs> Orta Doğu'ya ne ABD'nin ne Rusya'nın gözüyle ve gözlüğüyle bakmayacaksın. İşi oradan başlayacaksın. Suriye'nin bize göre batısında Rusya'yla bize göre doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile iş tutup işleri Arap saçına çevirmeyeceksin. Ne yapacaksın? Bölgede hizip ülke değil, saygın ülke olacaksın. Ve ne yapacaksın? Büyük Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış diskurundan hareket edeceksin. Gaza gelmeyeceksin. İki hafta sonra Emevi Camii'nde namaz kılacağım değil, Süleyman Şah Türbesi'ni gece yarısı kaçırmayacaksın. Tutarlı olacaksın ve diplomasiyi önceleyeceksin. Ama her şeyden önce Suriye konusunda bir kelimeyle Erdoğan'ın yanlışı nerede dersen, nereden baksan tutarsızlıktır. Ne yapması gerekir dersen tutarlı olması gerekir. Amerika'sı gerisinden bir tek iyi şey duydum ben. inandırıcı bir şey eğer olursa. Bizim beş e, aylardır Paris iklim sözleşmesini meclise getirin onaylayalım diye 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 dilimizde tüy bitmişti. Beyefendi Birleşmiş Milletler'de Ekim'de Paris İklim Krizi Sözleşmesini e, ki ilk imzacısı biziz o Türkiye olarak meclis onaylayacağını beyan etmiş Getir Erdoğan doğru şeyler getir biz de destekleyelim Paris İklim Krizi Sözleşmesinin onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 e, yıldır onaylanmadı bir e, bir saatini almaz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuya da tam destek vereceğimizi beyan ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buyurun. <laughs> E, ee, Millet İttifakı seçimlere yönelik olarak kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan bir ittifak idi. Ruhu güç ve işbirliği halen sürmektedir. Ama ortaya yerde bir seçimde yoktur. Bu ittifak oluşturan dört partinin par parti programları da farklıdır. Ama idealleri birdir bu dört partinin idealini tek kelimeyle, tek cümleyle özetle dersen milletin huzuru, milletin refahı, milletin mutluluğudur. E şimdi güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik olarak Millet ittifakını oluşturan partilerin dışında bir takım partilerin yetkilileriyle arkadaşlarımızın bir araya gelmiş olması çok sevindiricidir, çok anlamlı ve çok kıymetlidir. Bu görüşmelerin, bu istişarelerin sonunda toplumun tümünün tümünün bir demokrasi şemsiyesi demokrasi paydası altında siyasi partilerle beraber güç ve işbirliği yapmalarına imkan verebilir. Bu yönüyle çok kıymetlidir. Bunu söylemek isterim. Millet ittifakındaki parti sayısının daralması ya da genişlemesi o gelişmelerle ilgili olarak yapılacak görüşmelerle ilgili olarak parti yetkilileri tarafından önümüzdeki gün ve aylarda netleşir gizli saklı hiçbir partinin bir şey yaptığı yok bunu söyleyeyim. Ben ittifakın demokrasi isteyen herkesin demokrasi karşıtlarına karşı tek bir safta yer almasından büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye'de aslında birden çok kutup yok. iki kutup var. Demokrasiye karşı olan, demokrasiyi travmaya benzeten, demokrasiyi bir araç görenler var. Bir de demokrasiyi bir amaç görenler var. Biz amaç görenlerdeniz demokrasiyi amaç görenlerin güç ve işbirliğinin Türk demokrasisine ve onların çok kullandığı Türkiye'nin bekasına büyük ve muhteşem katkılar olur. Ee, ortak aday vallahi bilmiyorum. Yani ortak aday mı olur? İlk turda her parti kendi adayını mı çıkarır? Bütün bunlara kamuoyunun beklentilerini de dikkate alarak Sayın Genel Başkanların, başta Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ee, oturup yapacakları görüşmeler, sonrasında parti kurmaylarıyla bir araya gelinerek yapılacak toplantı ve görüşmelerden sonra karar verilir. Ama bir şeyi biliyorum. Yani bir net bir şey söyle dersen, top çevirme dersen şunu söyleyebilirim. Biz milletin hissiyatına paralel siyaset yaparız. Milletin beklentilerini dikkate alarak siyaset yaparız. Milletin arzuları bizim için önemli ve kıymetlidir. Böyle bakıldığı zaman seçime Cumhurbaşkanı adayı noktasında çatı adayla ortak adayla mı gidilir? İlk turda herkes adayını çıkarır. ikinci turda mı bir noktada birleşilir? Bu konularda şüphesiz siyasi partilerin değerlendirmeleri, istişareleri önemli ama kamuoyunun beklentilerini de dikkat almak gerekir diye düşünürüm. Evet efendim. Başka yok. Evet. Buyurun. Kimin efendim? Evet. E. Evet. Yani bakınız eee siyaset siyasetin yarısı münakaşadır, yarısı müzakeredir. Biz AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceksek niye siyaset yapıyoruz? Bak biraz önce iyi yaptığı şeyleri de söyledim. Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayacağız dedi. E güzel olur biz de destekleriz dedi. Biraz önce gençlerin halini anlattım. Bu, de, bu ceberrutluktur. İster bunu Sayın Erdoğan için kullanalım. ister devlet için. Ben hep şunu söylerim. Devlet, devletin ceberrut yüzünü görmek istemez toplum. Devlet ceberrut olamaz. Devlet şefkat dağıtır. Yüzü gözü şefkat dağıtır. Eli şefkat dağıtır. Devletin demokrasi dışı tutum ve e, çabalarına, davranışlarına karşı insanların laf etmesinden daha doğal bir şey yoktur. Cumhurbaşkanı kendisine ceberrut denmesini istemiyorsa o da muhalefete ve kendisinden olmayanlara karşı daha nazik bir dil kullanacak. Mesela ulan ahlaksızlar, ulan adiler, şerefsizler kelimeleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ağzına yakışmıyor. Tayyip Bey'in ağzına da yakışmıyor. Biraz önce söyledim. Tayyip Bey'in Türkiye'yi kutuplaştırma politikasından vazgeç dedik 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 vazgeçti. Ama şimdi Tayyip Bey'de bir kışkırtma politikası görüyoruz. Tayyip Bey'e ricamız, tavsiyemiz Tayyip Bey'in bu kışkırtma politikasından da vazgeçmesidir. Devlet vatandaşına şiddet uygularsa, devlet vatandaşına zulmederse, devlet köylünün ahırdaki öküzünü haczederse ederse o devlete ceberut devlet denir. Evet, teşekkür. Çok teşekkürler kolay gelsin hatun